Evet kıymetli arkadaşlarım hoş geldiniz. Artık 17. ünitemizdeyiz ve 17. ünitemizde neyi göreceğiz? Atatürk ilke ve inkılaplarını özet bir biçimde sizlere sunmaya çalışacağım. Hep siz bana mesaj atarak dertlerinizi anlatıyorsunuz. Ben size anlatayım. Arkadaşlarım ben çok kısa bir süre için Ankara'ya geldim ve çok fazla genel tekrar isteyen vardı. Ve bunun içinde bir türlü o oluşması gereken fırsatı yakalayamadığım için ...bir hafta sonuna sığdırmak zorunda kaldık. Ve bu hafta sonunda da böyle ayrıntılı bir genel tekrar yapmak beni çok zorladı. Hani yetiştirmeye çalışıyorum bir taraftan, sesim sürekli olarak kısılıyor bunları sizinle paylaşayım. Siz de bu konudaki fikirlerinizi yoruma yazın olur mu? Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlarım, Atatürk ilke ve inkılaplarına baktığımızda ilk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Atatürk ilke ve inkılapları 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programına eklendi. 1937 yılında ise 1924 Anayasasına eklendi. Bunu bileceğiz. Bunun dışında arkadaşlarım iki tane ilkemiz var. Bir tanesi cumhuriyetçilik, diğeri laiklik. Bunlar değiştirilemez ilkelerdir. Tamam mıyız? Şimdi geldiğimizde burada Atatürk ilkelerini görüyoruz. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik, inkılapçılık. 1931'de nereye ekledin bunları? Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programına. 37'de ise 1924 Anayasası'na ekledin. Bak şimdi. Eğer soru sana parti seçim Oy kullanma, demokrasi, milli irade, ulusal egemenlik e, gibi ifadeler kullanıyorsa, bakın buradaki ifadeleri kullanıyorsa yani özetle cumhuriyetçiliğe gidebilirsin. Ama soru sana, sosyal devlet ilkesi, ayrıcalıksız toplum, eşit toplum e, gibi ifadeler kullanıyorsa ya da kadınların kadınların yeni haklar almasından, toplumsal alanda eşitlikten bahsediyorsa, kanun üstünlüğünden bahsediyorsa, halkın yararına olan herhangi bir şey vermişse o zaman halkçılığa gidiyorsun. Geldiğimizde milliyetçiliğe bakalım. Milli Türk gibi ifadeler varsa milli ya da Türk gibi ifadelere vurgu varsa o zaman ne yapacaksın milliyetçiliğe gideceksin. Milli derse, Türk derse ya da birlik beraberlik derse, ulusal bağımsızlık derse ya da kültür veya dil birliği derse bunlarda arkadaşım neye gidiyorsun? Milliyetçiliğe gidiyorsun. Sana laikliği soracaksa akıl der bilim der, akılcılık ve bilimsellik der, din ve devlet işlerinin ayrılması der. Bunun yanı sıra arkadaşlarım din ve vicdan hürriyeti der, isteyen kişinin istediği din ve mezhebe girebilmesi der. Eğer bunlardan bahsediyorsa laikliğe gideceksin. Eğer soru sana Devletin ekonomiye müdahalesi derse, devletin bankalar kurması, fabrikalar açması derse o zaman devletçiliğe gideceksin kıymetli dostum. Tamam mıyız? Ama devletçiliğe dikkat et. Devletçilik 1930 1933 yıllarından sonra uygulamaya girmiştir. Soru da sana. Devletçiliğe gidebilecek bir şey lazımsa mutlaka ama mutlaka parayla ilgili şeyleri araman gerekiyor. O soruda ekonomiyle ilgili herhangi bir tabir yoksa mutlaka ama mutlaka devletçilik eleyeceğin ilk şık olsun unutma devletin ekonomiye müdahalesi devletin fabrikalar kurması devletin sanayiler açması devletin bankalar kurması devletçilik ilkesidir değerli dostum peki gelelim inkılapçılığa eğer soru sana çağdaşlaşma modernleşme hep ileri gitme hiç geri gitmeme ya da soru sana muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gibi ifadeler veriyorsa o zaman inkılapçılığa gideceksin sevgili arkadaşım. Bunlar anahtar sözcüklerimiz arkadaşlarım. Bu tarz ifadeler eğer aklında kalırsa ne yaparsın biliyor musun? E, Atatürk ilkeleriyle ilgili gelebilecek olan soruları çok rahat bir biçimde çözersin. Gelelim Atatürk inkılaplarına. Siyasi alanda yapılan inkılapların var. İlk olarak saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 yılında yapmıştım. Devlet Başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda laiklik yolunda atılan ilk adımdı bu. Arkadaşım daha sonra Ankara'yı başkenti ilan etmiştin. İsmet İnönü'nün kanun teklifiyle bunu yapmıştın. Cumhuriyeti ilan etmiştim 1923 yılında. Ulusal egemenliği artık kesin olarak sağlamıştın. Bunun yanı sıra meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçmiştin ve rejim sorunu ile devlet başkanlığı sorunlarını çözüme kavuşturmuştun. 1924 yılında halifelik kaldırılınca laiklik yolundaki en önemli adımı atmış olmuştun. Cumhuriyeti ve laikliği ne yapmıştın? Koruma altına almıştın. Bunları da unutmuyorsun. Ve son halife kim oluyor? Abdülmecit Efendi oluyor değerli dostum. Bunlar yani saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkenti ilan edilmesi, Cumhuriyet'in ilanı ya da halifeliğin kaldırılması siyasi alanda yapılan inkılaplardı. Önceki videolarımızda zaten bunların ayrıntısı üzerinde durmuştuk. Şimdi devam edelim. Gelelim hukuk alanında yapılan inkılaplara. 1921 Anayasası, yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ne zaman kabul edilmişti? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilmişti. Bu bizim tek çerçeve ve tek yumuşak anayasamızdı. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Gelelim arkadaşlarım 1924 Anayasasının hazırlanmasına. Bak yeni bir anayasa hazırlamak ve o anayasada cumhuriyeti ifade etmek ya da egemenliği halka vermek arkadaşlarım cumhuriyetçilik ilkesine giriyor. Baktığımızda 1924 anayasasında daha sonradan bazı değişiklikler yaptım. Onlar üzerine konuşalım. 1924 yılında ben halifeliği kaldırınca devletin dini İslam'dır maddesini eklemiştim 1924 anayasasına. Bunu 1928 yılında çıkardım. Bu benim yaptığım değişikliklerden biri. 1928 yılında milletvekillerinin yemin şeklini ne yaptım arkadaşım? Değiştirdim. 1930, 1933, 1934 yıllarında kadınlara siyasi haklar verdim. Dolayısıyla yine bakın 1924 anayasasında değişikliğe gitmiş oldum. 1930 yılında seçmen yaşını ne yaptım? Yükselttim. Seçmen yaşını yükseltmem cumhuriyete aykırıdır arkadaşım. Seçmen yaşını düşürürsem bu cumhuriyetçilik için iyidir. Seçmen yaşını yükseltirsem bu cumhuriyetçilik için kötüdür. Neden? Eğer sana verilen şey cumhuriyet rejiminin daha iyi işlemesini sağlıyorsa o zaman o cumhuriyetçilik ilkesine girer. Tamam mıyız? E seçmen yaşı yükselince oy kullanan insan sayısı azalacak. Dolayısıyla bu cumhuriyet rejimi için dezavantajdır. O yüzden cumhuriyetçilik ilkesine aykırıdır seçmen yaşının yükseltilmesi. 1937 yılında Atatürk ilkeleri anayasaya eklenmiştir demiştim. Bu da 1924 anayasasındaki değişikliklerden biridir ve gelelim 1946'ya. 1946 yılında çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçildi arkadaşlarım. Bu daha demokratiktir ve bu da 1924 anayasasında yer alan değişikliklerden biridir. Gelelim medeni kanunun kabul edilmesine. Arkadaşlarım medeni kanun Mahmut Esat Bozkurt'un e, adalet bakanı olduğu süreçte kabul edilmiştir. O zaman medeni kanunun kabulünde etkili olan dönemin adalet bakanı kimdir derse Mahmut Esat Bey diyorsun. Ve medeni kanunun e, içeriğini şema olarak kodluyorsun. Şahıs hukuku... Eşya hukuku, miras hukuku, aile hukuku. Bak, meslek, eğitim, evlenme, boşanma, çocuğun velayetini alma gibi haklar veriliyor ve Medeni Kanun ile birlikte ne oluyor arkadaşlarım? Toplumsal alanda eşitlik sağlanmış oluyor. Medeni Kanun halkın yararına mı? Evet, o zaman halkçılık ilkesine girer ve sen 1926 Medeni Kanunu'nu kabul edince İslam hukukuna dayanan mecelleyi kaldırdın mı? Kaldırdın. E o zaman bu laikliğe de girer mi? Evet girer. Arkadaşlarım bakın medeni kanunda bir başka önemli unsur ise patrikane ve konsoloslukların gayrimüslimler için mahkeme kurma ya da evlilik akdi yapma gibi haklarının kaldırılmasıdır. Bu da patrikanelerin haklarını ne yapmıştır? Eee kısaltmıştır, azaltmıştır diyebiliriz. Ama şuna dikkat ediyoruz. Medeni kanun ile kadınlara toplumsal alanda haklar verilmiştir. Kadınlara siyasi alanda hak verilmemiştir. O yüzden medeni kanun hangi ilkeye girmez? Cumhuriyetçiliğe girmez. Devam edelim. Yurt dışından alınan kanunlar. Arkadaşlarım az önce bahsettiğim medeni kanun İsviçre'den alındı. Bak şimdi şöyle düşünün. Ben medeni kanunu İsviçre'den aldım, evlendim. Daha sonra evlenince borçlarım oldu. Ulan dedim evlilik akdini ve evlilik olaylarını ben İsviçre'den aldım. E borçlar hukukunu da gidip yine İsviçre'den alayım. Çünkü ben evlenirken çok borçlandım. O yüzden borçlar kanunu da yine İsviçre'den alınmıştır. Daha sonra ben bu borçlarımı ödeyemedim. Oğlum dedim borçlarımı da ödeyemiyorum. O zaman icra yani iflas edeceğim. E o zaman icra ve iflas kanununda ben gidip yine İsviçre'den alınayım dedim. İcra ve iflas kanunu yine gittim İsviçre'den aldım. Daha sonra ben arkadaşlarım icraya düştüm, iflas ettim. Sonra ne yapacağım? Ceza alacağım. Ama ceza kanununu İsviçre'den değil, nereden alıyorum? İtalya'dan alıyorum. Ve arkadaşlarım gelelim ticaret kanununa. Almanya. Bakın bu Almanya dediğimiz devlet 1. Dünya Savaşı'nda yenildi. 2. Dünya Savaşı'nda yenildi. Soğuk Savaş'ta Berlin Duvarı örüldü. 1989 yılına kadar ülkenin başkenti duvarla ikiye ayrılmış vaziyetteydi. Ama Almanya dediğimiz devlet o kadar disiplinli bir şekilde ticaret yaptı ki 2024 yılına geldiğimizde dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alıyor. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlarım? Ticaret kanununu ben Almanya'dan alıyorum. Bir de idare hukuku var. İdare hukukunu da Fransa'dan aldım. Şimdi gelelim Türk kadınına verilen siyasi haklara. Arkadaşlarım Türk kadınına verilen siyasi hakları BMW 34 olarak kodlayacağız. BMW 034 olarak. BMW bir araç alın kendinize ve plakası da 034 olsun. Bak BMW 034. Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı 1930 yılında verilmiştir. Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı 1933 yılında verilmiştir. Kadınlara milletvekilliğine seçilme ya da seçme hakkı arkadaşlarım 1934 yılında verilmiştir. BM 034 senin kadınlara verilen siyasi haklar konusunda şifren olacak. Peki Bak belediye seçimleri 1930, muhtarlık seçimleri 1933, vekillik seçimleri 1934 yılında verildi. Peki hocam bunlar hangi ilkelere giriyor? Sen kadınlara haklar verdin mi siyasi haklar? Evet. Bu halk için iyi mi? Evet. O zaman bu halkçılık ilkesine girer. Bunun dışında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğine göre artık onlar da oy kullanıyor mu? Evet. Ne kadar çok insan oy kullanırsa cumhuriyet rejimi o kadar iyi işler mi? Evet. O zaman bu cumhuriyetçilik ilkesine de girer arkadaşım. Peki şu ilklere bakalım. İlk kadın belediye başkanım kim benim arkadaşlar? Sadiye Hanım. Artvin Yusufeli ilçesinde. Muhtarlık seçimlerin hakları verildikten sonra Aydın'ın Çin'e ilçesinde yer alan Gül Esin benim ilk kadın muhtarım oldu. Unutma ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım, ilk kadın muhtarım Gül Esin. Peki vekillik seçimlerine hak verildi fakat onun bir ilki yok. Çünkü 17 kadın aynı anda seçildi ve meclise girdi. O yüzden vekillik konusunda herhangi bir ilkimiz yoktur arkadaşlarım. Türk kadını ilk kez 1930 yılındaki seçimlerde oy kullandı. Ama Türk kadınının oy kullandığı ilk genel seçimler 1935 yılında düzenlenmiştir. Bir de kadınlardan söz açılmışken 1936 yılında dünyadaki ilk kadın kongresi düzenleniyor ülkemizde. Buraya Sitti Şaravi denilen bir kadın geliyor ve Sitti Şaravi diyor ki: "Siz Atanıza Atatürk diyorsunuz ama o sadece Türklerin atası değildir. O aynı zamanda ata şarktır. O sadece Türklerin atası değil, bütün şarkın atası, bütün doğunun atasıdır diyor. Mustafa Kemal Atatürk'e ata şark diyen kadın Sitti Şaravi'dir arkadaşlarım. Ata şark demiştir. Muhtemel soru adayıdır. Gelelim toplumsal alanda yapılan inkılaplara. 1925 yılında Kılık Kıyafet Kanunu çıkardık ki Kılık Kıyafet Kanunu şapka kanunu olarak da bilinir. Şapka kaç harfli? 5 harfli. 1925 yılında. Peki bu hocam hangi ilkelere girer? Bak. Kılık Kıyafet Kanunu ile sen halkın modern bir görünüme kavuşmasını sağladın mı? Sağladın. Halk için iyi mi? Evet. O yüzden halkçılığa giriyor. Peki bu bir yenileşme mi? Bu bir muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için bir adım mı? Evet. O yüzden inkılapçılığa da giriyor. Ve arkadaşlarım ben burada e, dini kıyafetleri ile sokaklarda gezen ve bu sebeple de e, toplumun gözünde bir noktada daha üst seviyede olan kişileri de engellemiş oluyorum. O yüzden arkadaşlarım dikkat edin. Bu laikliğe de girer. Gelelim arkadaşlarım 1925 yılında tekke zaviye ve türbelerin kapatılmasına. Tekke zaviye ve türbelerde dini eğitim veriliyor. Fakat bu dini eğitimler arkadaşlar maalesef ee, bir programa tabi olmayan eğitimler. Yani tekke ve zaviye ve türbelerde ben insanları yanlış şekilde yönlendirip onların kötü bir dini eğitim almasına sebep olabilirim ya da oradaki insanların kafalarını bulandırıp onları isyana da teşvik edebilirim. İşte dinin yanlış kullanılmasını engellemek, din eğitimini kontrol etmek, gerici ayaklanmaların teşkilatlanmasını önlemek gibi sebeplerle ne yapıyoruz? Tekke zavi ve türbeleri kapatıyoruz. Peki bu hangi ilkeye girer? Tabii ki laikliğe girer. Gelelim arkadaşlarım ölçü tartı takvim rakam ve hafta sonu değişikliğine. Bakın şimdi Arkadaşlarım bunlar genel olarak neye giriyor? Bunlar genel olarak inkılapçılığa giriyor. Baktığımızda bu konuda benim değişiklikler yapmamın genel amacı Avrupa ile ticari ilişkilerimi geliştirmektir. Bakalım 1926 yılında miladi takvimi kabul ettim. Miladi 6 harfli takvim 6 harfli. O zaman ne zaman kabul edilmiş? 1926 yılında. Bakın 1925 yılında uluslararası saat sistemine geçtim. Bu da inkılapçılığa girer. 1928 yılında beynel miler rakamın kabulünü sağladım. Yani uluslararası rakamları kabul ettim arkadaşlarım. Bakın, Yeni Türk alfabesini ne zaman kabul ettim ben? 1928'de. Yeni Türk alfabesini kabul ederken uluslararası rakamlara da geçmiş oldum. Yani Arapça rakamları bıraktım. Gelelim 1931 yılında metrik sisteme geçtim. Artık e, arkadaşlar böyle okka gibi ya da karış gibi adım gibi işte ağırlık ölçülerini, uzunluk ölçülerini bir kenara atıyorum. Bunun yerine metrik sisteme geçiyorum. Santimetre, milimetre ya da kilogram gibi ağırlık ölçülerine geçiyorum. 1931 yılında 1935 yılında hafta tatili cumadan pazara alınıyor arkadaşlarım. Bu da önemlidir. Yine 1935 yılında Milli Bayramlar ve Genel Tatiller Kanunu kabul ediliyor. Şimdi gelelim soyadı kanununa. Soyadı Kanunu 1934 yılındadır. Nasıl aklında tutacaksın? Atatürk'e hangi soy ismini verdik? Atatürk soy ismini verdik. Böl ikiye. Atatürk dedin. Ata kaç harfli? 3 Türk kaç harfli? 4. 1934 yılında kabul ettin. Peki soyadı kanunu neden kabul ettin? Soyadı kanunu olmazsa bir kişi devlet dairelerine gittiğinde ben Ahmet oğlu, Mehmet oğlu, Selim oğlu, Mustafa oğlu zekiyim demek zorunda kalacak. Dolayısıyla devlet dairelerinde işler karışacak. İşte soyadı kanunu devlet dairelerinde işleri ne yapar? Kolaylaştırır mı? Evet. O yüzden bu halkın yararına mı? Evet. Halkın işleri kolaylaşacak. O yüzden halkçılık ilkesine girer değerli dostlarım. Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın ailesine yani Makbule Hanım'a ise atadan soyadı verilmiştir. Gelelim arkadaşlarım eğitim alanında yapılan inkılaplara. 1921 yılında Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında ne olmuştu? Birinci Marif Kongresi toplanmıştı. Önemlidir arkadaşlarım. Eskişehir Kütahya Savaşı sırasında toplanmıştır. Her zaman muhtemel soru adayıdır. Bakın yenildiğimiz tek savaştır. Yenildiğimiz savaşta bile Mustafa Kemal Paşa hala yeni kuracağımız devletin eğitim sistemi nasıl olsun diye düşünüyor. Son derece kıymetli. Gelelim arkadaşlarım 1924 tevhid Tedrisat Kanunu'na. Bak, Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 ilkeye birden girer demiştim daha önce. Neden? Bak, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile sen eğitimi din etkisinden kurtardın. Bu laikliğe girer. Sen milli eğitimi sağlamaya çalıştın. Bu milliyetçiliğe girer. Sen eğitimde fırsat eşitliğini sağladın. Nişan taşında okuyan öğrenciye de öğretmen gönderdin. Şanlıurfa'nın Viranşehir'in köyünde okuyan öğrenciye de öğretmen gönderdin. Bu da eğitimde fırsat eşitliğidir. Halkın yararınadır. Dolayısıyla halkçılığa da girer. Unutma laiklik, milliyetçilik ve halkçılığa giriyor. Tevhid-i Tedisat Kanunu nedir arkadaşlarım? Eğitim öğretimin birleştirilmesi kanunudur. Bütün kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiştir arkadaşlarım. Ve bakın burada medreseler kapatılıyor. Medreseler kapatılınca ben e, dini alimlerimi nasıl yetiştireceğim? Bunun için iki tür okul açıyorum. İmam Hatip okulları ve ilahiyat fakültelerini kuruyorum diyoruz. Ve arkadaşlarım dikkat etmenizi istiyorum. Azınlık okulları burada sıkıntıya giriyor. Neden? Çünkü azınlık okulları misyonerlik faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Yani kendi dinlerini bizim çocuklarımıza öğretmeye çalışıyorlardı. Artık bu misyonerlik faaliyetleri Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile engellendi. Bunun yanı sıra azınlık okullarına Türkçe ve tarih dersleri zorunlu hale getirildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yabancı okullar sorununa neden olacak? Yabancı okullar sorununu en çok Fransa ile yaşayacağız. Ve bu konuda çok net davranacağız. Bu bizim iç meselemizdir. Eğer kabul etmiyorsan okullarını kapat defol git diyeceğiz Fransa'ya arkadaşlarım. Ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu sunan kişi de dönemin Milli Eğitim Bakanı... Vasıf Çınar'dır arkadaşlarım. Yine muhtemel soru adayıdır. Dikkat edin. 1926 yılında çıkarılan Marif Teşkilatı Kanunu var. Marif Teşkilatı Kanunu'nu arkadaşlarım hazırlarken bir yabancı uzmandan yararlanıyorum. Bu yabancı uzman Jean Dewey'dir arkadaşlarım. John Dewey bu sebeple muhtemel soru adayıdır. İlkokul, lise, yüksek öğretim gibi eğitim basamaklarını düzenliyorum marif teşkilatı hakkında kanun ile. Peki bu kanunun hazırlanmasında kim etkileymiş? John Dewey etkileymiş. Hadi devam edelim. Latin harflerinin kabulü. Bak şimdi zaten yeni bir şey yapmış oluyorsun. İnkılapçılığa girdi. Bak Latin harfleri demez de yeni Türk alfabesi derse Türk vurgusu var mı? Var. O yüzden milliyetçiliğe de girer. E sen yeni Türk alfabesiyle halkın okuma yazmasını kolaylaştırıyor musun? Evet. E bu halkın yararına mı? Evet. O yüzden halkçılığa da girer. Peki neden biz bunu kabul ettik? Arap alfabesinin Türk diline uygun olmaması, okuma yazmanın çok zor öğrenilmesi, Arap kültüründen uzaklaşarak batıyla bir yakınlaşma yaşanması için Yeni Türk alfabesini kabul ediyoruz arkadaşlarım 1928 yılında. Ve Latin harflerinin yani Yeni Türk alfabesinin kabulü ve bunun tanıtımı dikkat edin Sarayburnu Parkı'nda gerçekleşiyor. Peki Yeni Türk alfabesini kabul ettik de sonuçları ne oldu? Bakın okur yazar oranı arttı 1. Kültürel gelişim hızlandı 2. Bunun yanı sıra e, Latin alfabesiyle basılan ilk gazete ne oldu? Mardin Express gazetesi oldu. Bunlar da muhtemel soru adayıdır. Peki hocam Latin alfabesini kabul ettin de halka bunu nasıl öğreteceksin? İşte onun için de millet mekteplerini kuruyorum. Bakın arkadaşlarım 1928 yılında yani aynı yıl. Latin harflerini nasıl aklında tutacaksın? La, alfa, b Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli 1928 yılında. Latin harflerini kabul ettim 1928 yılında. Latin harflerini halka öğretmek için millet mekteplerini kuruyorum. Bu halkın yararına mı? E, evet. O yüzden bu da halkçılığa giriyor. Gelelim 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasına. Ne kurumu ne kurumu? Türk Tarih Kurumu. Bak burada Türk vurgusu var. O yüzden milliyetçiliğe girer mi? Girer. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı arkadaşlarım Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Ve yayın organı, Türk Tarih Kurumu'nun yayın organı Belleten dergisidir. Atatürk'ün okuduğu son dergidir bu arada kendisi. Arkadaşlarım Türk tarih tezini ortaya koyuyorlar. Türklerin sarı ırktan olmadığını, barbar ırk olmadığını, aksine medeni bir ırk olduğunu, Orta Asya'dan çıktıklarını ortaya koymaya çalışıyorlar Türk tarih teziyle. Devam edelim gelelim Türk Dil Kurumu'na. Arkadaşlarım Türk Dil Kurumu burada ne vurgusu var? Türk vurgusu yani milliyetçiliğe giriyor. Peki bunlar neyi ortaya koyuyor? Türk dilini zenginleştirmek. Amaçları neler? Türk dilini zenginleştirmek, Türk dilini canlı tutmak, Türk diline yeni kelimeler kazandırmak ve Türk dilini yabancı kelimelerin boyundurluğundan kurtarmayı amaçlıyor Türk Dil Kurumu. İlk başkanı ise Sami Rıfat'tır arkadaşlarım. Hani Türk Tarih Kurumu Türk tarih tezini ortaya koymuştu ya. Türk Dil Kurumu da güneş dil teorisini ortaya koyuyor. Güneş dil teorisinde bütün dillerin Türkçeden türediğini ortaya koymaya çalışıyorlar ama başarısız oluyorlar. Geldik halk evlerinin kurulmasına. Halkın her yönden gelişimini sağlamak ve inkılapların yerleşmesini sağlamak maksadıyla halk evleri kurulmuştur. Tabii ki halkçılığa giriyor arkadaşlarım. Ve Ülkü dergisidir yayın organı. Türk ocaklarının yerine kurulan bu halk evleri Adnan Menderes döneminde kapatılmıştır. Gelelim 1933 üniversite reformuna arkadaşlarım. Osmanlı'dan kalan tek bir üniversite vardı zaten. O da Darülfünun'du. Darülfünun Üniversitesi Albert Malşın yazmış olduğu rapor doğrultusunda üniversite reformu yapılıyor ve Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne çevriliyor. Üniversite reformunu hazırlayarak Daarülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne çevrilmesini sağlayan yabancı uzman kimdir derse sorular size? Albert Marsh diyorsunuz. Gelelim 1940 yılındaki köy enstitülerine. Şimdi kırsal kesimde yaşayan halk ile Şehirlerde yaşayan halk arasında çok büyük bir eğitim farkı var. İşte bu eğitim farkını kapatmak maksadıyla köy enstitüleri kuruluyor 1940 yılında. Köy enstitülerinin kurulması yolunda iki kişi çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi Hasan Ali Yücel'dir, diğeri İsmail Hakkı Tonguç'tur. Özellikle Milli Eğitim Bakanını sorarsa Hasan Ali Yücel cevabını veriyoruz arkadaşlar. Köy enstitüleri nasıl bir Kurum biliyor musunuz? Babaannenizin sabah sizi keman çalarak uyandırdığını düşünün. Komik geliyor değil mi? Piyano çalarak uyandırması dedenizin sizi. Evet ama biz bunu yapıyorduk işte. Köy enstitülerinde fakat köy enstitüleri de e, halk evleri gibi Adnan Menderes döneminde kapatılmıştır arkadaşlarım. Geldik ekonomi alanında yapılan inkılaplara. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. 2015 yılında sorusu geldi arkadaşlar. 2015 yılında İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapan kişi kimdir diye sordular. Cevap Kazım Karabekir'di. Ve arkadaşlarım burada misak-ı iktisadi kararları alınıyor. Yani milli ekonomi kararları alınıyor diyebiliriz. Burada yerli ham maddesi olan sanayileri ve işletmeleri kuralım diyoruz. Bunun yanı sıra işte işçilere grev hakkı tanıyoruz. O işçilere amel değil işçi deneyecek diyoruz ve burada gerçekten ekonominin daha iyiye gitmesi için ne yapıyoruz arkadaşlarım bazı kararlar alıyoruz ve yerli milli bir ekonomi oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden şuna da dikkat edelim. Çünkü hiç aklınıza gelmez. Eğer daha önce dinlemediyseniz tarih dersi İzmir İktisat Kongresi'nde Okuma Bayramı kabul edilmiştir. Bu da önemlidir. Arkadaşlar okuma bayramı aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir derse İzmir İktisat Kongresi diyorsunuz. Geldik tarım alanında yaşanan gelişmelere. 1925 yılında aşar vergisi kaldırıldı. Aşar vergisi kaldırılınca çiftçinin sırtındaki ağır bir yük alınmadı mı? Evet. O yüzden bu hangi ilkeye girer? Halkçılığa girer. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Köylüler bir araya gelsinler ve ürünlerini değerlendirebilsinler diye. Bu halkın yararına mı? Evet. O yüzden bu da halkçılığa girer. Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Tarımda bilimsel araştırmalar yapılması için kurduk Yüksek Ziraat Enstitüsünü. Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. Modern tarım tekniklerini halka gösterebilelim, öğretebilelim diye. Tütün reji idaresi millileştirildi ve tütün işleme hakkı ve satış hakkı bu şekilde tütün reji idaresinin millileştirilmesiyle elde edilmiş oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. TMO. Toprak Mahsulleri Ofisi ne yapıyor? Tarımsal ürün piyasasını düzenliyor. Eğer sizde toprak mahsulleri ofisi derse Mustafa Kemal Atatürk dönemi dersiniz ama toprak mahsulleri vergisi derse İsmet İnönü dönemi dersiniz unutmayın. Topraksız köylüye toprak dağıtmak amaçlandı ama başarılı olunamadı değerli dostlar. Şimdi gelelim sanayi ve bankacılık alanındaki gelişmelere. 1927 yılında teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Teşviki sanayi nedir? Bana dayanamayacağım. Çayımdan bir yudum içeceğim. Durun. Burada durun. Dostlar teşviki sanayi kanunu nedir biliyor musunuz? Halkı sanayiye teşvik etmek için çıkarılan kanundur. Ve arkadaşlarım biz bunu çıkarsak da uygulayamıyoruz. Teşviki sanayi kanununun uygulanamamasının temel sebebi 1929 dünya ekonomik krizidir. Sadece bu mu? Hayır. Halkta zaten para yok, sermaye yok. Bunun dışında arkadaşlarım kalifiye yani yetişmiş eleman yok. O yüzden biz ne yapıyoruz? Teşviki sanayi kanununu uygulayamıyoruz. Ama en büyük sebep 1929 dünya ekonomik krizidir. Dikkat edin. Geldik birinci 5 yıllık sanayi planına. 1934-1938 yılları arasında uygulanıyor arkadaşlarım ve SSCB örnek alınarak hazırlanıyor. Buna dikkat ediyoruz. Birinci 5 yıllık sanayi planını başarıyla uyguladık SSCB'yi örnek alarak. Daha sonra ikinci 5 yıllık sanayi planını hazırladık ama ikinci 5 yıllık sanayi planını uygulayamadık. Sorular size ikinci 5 yıllık sanayi planını neden uygulayamadık diye sorar arkadaşlarım. Çünkü ikinci dünya savaşı çıktı. İkinci dünya savaşı sebebiyle ikinci 5 yıllık sanayi planı uygulanamamıştır. Hocam kalkınma planı neydi? Kalkınma planını bilmesen. O 1930, 1963 67 yıllar arasında. Seninle alakası yok. O kafanı karıştırmasın. At onu kenara. Gelelim 1924 yılında kurulan İş Bankası'na. Şimdi arkadaşlarım bakın İş Bankası'nın kurulması için bizde iki yerden para geliyor. Bir Osmanlı'da kurulan İttihatçıların kurduğu Milli İtibari Bankası vardı. Bir de Hintli Müslümanların gönderdiği yardımlar vardı. İşte biz İtibari Milli Bankası ve Hintli Müslümanların yardımları ile İş Bankası'nı kurduk. İş Bankası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankasıdır. Ve ilk genel müdürü ise Celal Bayar'dır arkadaşlarım. Dikkat ediyorsunuz. Celal Bayar ilk özel banka. Peki devam edelim. Edemiyorum. 1925 yılında Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor. Adından belli zaten arkadaşlar. Madenleri işletmek, sanayi teşebbüslerine kredi sağlamak gibi amaçları var. Sanayi ve Madin Bankası'nın bu banka 1933 yılında Sümer Bank'a dönüştürülecek. Sümer Bank da az önce bahsetmiş olduğum 1. 5 yıllık sanayi planı var ya onun uygulanmasını sağlayan banka olacak. 1926 yılında Emlak ve Eytan Bankası kuruluyor. Emlak ve Eytan Bankası gayrimenkul ihtiyaçları için kredi sağlıyor. Bak zaten emlak diyor gayrimenkul ihtiyaçları için kredi sağlıyor. Bir de eğitim diyor. Bak Y, T, M, yetim. Yetim çocukların haklarını korumaya da çalışıyor Emlak ve Eğitim Bankası. 1930 yılında Merkez Bankası kuruluyor. Merkez Bankası'nın iki tane görevi vardır. Türk para politikasını yönetmek ve Türk parasının değerini korumak gibi görevleri vardır Merkez Bankası'nın. ilk başkanı ise Selahattin Çam'dır. Merkez Bankası deyince gülmeyin bak gülüyorsunuz. Hele amaçlarını görünce daha çok gülüyorsunuz. Merkez Bankası'nın amacı neymiş arkadaşlarım? Türk para politikalarını yönetmek ve Türk parasının değerini korumakmış. Peki devam edelim. 1933 Sümer Bank. Arkadaşlarım yukarıdaki Sanayi ve Madin Bankası daha sonra Sümer Bank'a dönüştü. Ama Sümer Bank çok yönlü bir banka. Bak tekstil, demir çelik, Cimento fabrikalarının yanı sıra bankacılık faaliyetleri de gösteriyor arkadaşlarım ve bunun yanı sıra 1. 5 yıllık sanayi planının uygulanmasında da Sümerbank son derece etkilidir. Sümerbank'a dikkat edin. Gözünüzü seveyim sorusu gelir arkadaşlar. Tamam mıyız? Gelelim 1933 Halk Bankasına. Esnafa kredi sağlamak için kurulan bir bankadır. 1935 yılında MTA yani Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruluyor arkadaşlarım. Nedir peki bu madenlerin araştırılması değerinin ve kalitesinin belirlenmesini sağlayan kurumdur. 1935 yılında Etibank kuruluyor. Etibank da yine madencilik çalışmaları için kuruluyor. 1937 yılında ise Denizbank kuruluyor. Denizbank ne yapıyor arkadaşlar? Denizbank ise denizcilere kredi veriyor. Tamam devam edelim. Ekonomi alanındaki diğer gelişmelere bir bakalım. 1926'da Kabotaj Kanunu var. Bak Kabotaj Kanunu aynen şöyledir. Türk karasularında ve Türk limanlarında yolcu taşıma yapma ya da yolcu taşıma ya da ticaret yapma hakkı Türklere aittir. Bak. Türk karasuları, Türk limanları. Yolcu taşıma hakkı Türklere aittir. Türk vurgularını görüyor musunuz? Evet. O yüzden kabotaj kanunu milliyetçilik ilkesine girer arkadaşlarım. Tamam mıyız? Kabotaj kanunuyla bir değil mi? Bakın arkadaşlar, kabotaj kanunuyla limanlarda ve sahillerde denizcilik faaliyetleri Türk vatandaşlarına verilmiştir. O yüzden önemlidir. 1926 yılında Alpullu Şeker Fabrikası kuruldu. 1926 yılında yine Uşak Şeker Fabrikası kuruldu. Ama bunların ikisi de devletçiliğe girmez. Çünkü devletçilik ne zaman? 1933 yılından itibaren uygulandı. İkisi de arkadaşlarım devletçilik ilkesine girmiyor. Dikkat ediyoruz. 1924 yılında Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kamu işletmesidir. O yüzden arkadaşlarım soru ihtimali yüksektir. 1930 yılında Türk parasının değerini koruma kanunu çıkarıldı. Türk parasının değerini kim koruyacak? Merkez Bankası koruyacak. 1929 yılında Adana Mersin Demir Yolları millileştirildi. Arkadaşlarım o zaman bu hangi ilkeye girer? Milliyetçiliğe girer. Kimden satın aldık? Fransa'dan. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı kurduk ve günümüze de işlemeye devam ediyor. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı İngiltere'nin desteğiyle kurduk. Bu da son derece önemlidir arkadaşlar. Gelelim sağlık alanındaki gelişmelere. Hilali Ahtar Yeşilay'a dönüştü. Hilali Ahmer Kızılay'a dönüştü arkadaşlarım. Veremle mücadele için hastaneler kuruldu. Fakat şuraya dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Senatoryumu'dur. Heybeliada Senatoryumu neymiş? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk pandemi hastanesiymiş. Sorusu gelebilir. Geçtiğimiz dönemlerde korona ile uğraştık biliyorsunuz. O yüzden pandemi hastanelerine dikkat ediyoruz. İlk pandemi hastanemiz Heybeliada Senatoryumuymuş. Bir de arkadaşlarım soru beklediğim bir başka yer ise Refik Saydam döneminde kurulan Hıfzı Sıha Enstitüsü'dür. Hıfzı Sıha Enstitüsü salgın hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan ve Refik Saydam döneminde kurulan enstitütür arkadaşlarım soru olarak karşımıza gelebilir ikisi de. Sağlık alanında genel olarak biz nüfusu arttırma politikası uyguluyoruz. Hatta koruma yöntemlerini yasaklıyoruz. Bunun yanı sıra işte 5 çocuğu olana beşi bir yerde takıyoruz gibi bazı fazla çocuğa nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar izliyoruz diyebiliriz. Spor alanındaki gelişmeler arkadaşlarım. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde olimpiyat komitesini kuran adam Selim Sırrı Tarcan'dır. Bu adam Osmanlı'da da olimpiyat cemiyetini kurmuştu. Burada da olimpiyat komitesini kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyatlar 1924 Paris olimpiyatlarıdır. Osmanlı'nın katıldığı ilk olimpiyatları ise Stockholm olimpiyatlarıydı. Ve uluslararası olimpiyatlarda Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk altın madalyayı kazandıran kişi Yaşar Erkan'dır arkadaşlarım. Ona da dikkat ediyoruz. Sanat, bilim, edebiyat ve diğer alanlarda gelişmelerimiz var. Kısa kısa değineceğim. Henry Krippel Sarayburnu Parkı'nda Atatürk heykelini yapmıştır. İlk Atatürk heykeli yapan kişidir. Bu <laughs> eşim Emine'nin belki YouTube'da Express Tarih kanalında izliyorsunuzdur. Bizi soru cevap yapıyoruz eşimle birlikte eğlenceli şekilde. Bir gün soru cevap yaptıktan sonra Henry Krippel'in Sarayburnu parkında ilk Atatürk heykelini yapması eşimin rüyasına girmiş. O yüzden bu sorunun çıkacağına inanıyor. Size de söyleyeyim bunu. Dikkat edin. Necat Siren Atatürk'ün heykelini yapan arkadaşlarım, ilk heykel heykeltıraştır tamam mı bu? İlk Türk heykel heykeltıraştır. Atatürk'ün heykelini yapmıştır. İzmir Atatürk heykeli. Etnografya Müzesi bir kültür müzesidir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 1953 yılına kadar yani anıt kabir tamamlanıncaya kadar Etnografya Müzesi'nde kalmıştır. Devam edelim. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştürülüyor. Mızıkayı Hümayun, Donizetti Paşa kurmuştu. İkinci Mahmut'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na dönüştürüldü. Darül Bedai, İstanbul Şehir Tiyatroları'na dönüştürüldü. Darül Elhan, Konservatuvar'a dönüştürüldü. Bak bunların hepsinin soru ihtimali var. Dikkat et. Emin Onat ve Orhan Ada, Anıtkabir'in mimarlarıdır soru ihtimali yüksektir. Hermann Yensen arkadaşlarım Ankara'nın imar planını yapan adamdır. Şimdi gelelim şu Muhsin Ertuğrul'a. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk renkli filmini yapıyor arkadaşlarım. İlk renkli filmimiz neymiş bizim? kalıcı kızmış arkadaşlarım. Ve milli mücadele sürecini anlatan ilk uzun metrajlı filmi yine Muhsin Ertuğrul yapıyor. O filmin adı ne? Ateşten Gömlek. Aynı zamanda bu Ateşten Gömlek Halide Edibin yazmış olduğu bir romandır. Ve Kurtuluş Savaşı'na anlatan ilk eserdir kendileri. Devam edelim. Paul Hindemith arkadaşlarım. Bakın John Dewey'den bahsettim. Değil mi? Bunun dışında Albert Maş'tan bahsettim. Başka bir yabancı uzman da Paul Hindemith'tir. Paul Hindemith ise Musiki Muhallim Mektebi'ni kurmuştur. Musiki Muhallim Mektebi ne işe yarıyor? E müzik öğretmeni yetiştiriyor. Ve kuruluşunda Paul Hindemith etkilidir arkadaşlarım. Gelelim Türk Beşleri'ne. Türk Beşleri dediğimizde aklımıza kimler gelecek? Bak Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin... Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Allar, Necil Kazım Akses. Bu üçü şey bu beş arkadaşlarım Türk beşleridir. Ya bize dört tanesini verir, hangisi Türk beşleri içerisinde yer almaz der. Bu soru tarzlarımızdan biri olur ya da şunu söyler. Türk Beşleri içerisinde yer alan ve 10. yıl marşının bestekarı olan kişi kimdir? Cemal Reşit Rey'dir arkadaşlarım. Soru ihtimali yüksektir. Dikkat ediyorsunuz. Ama bana Türk Beşlerinden sorsan hangisini sorarsın hocam derseniz Ahmet Adnan Saygun'u sorarım. Ahmet Adnan Saygun ilk devlet sanatçısı ünvanına sahip olan kişidir. Türk Beşleri içerisinde yer alır. İlk devlet sanatçımızdır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk operası olan Özsoy operasını da bestelemiştir. Bu arada Özsoy operası ÖABT yanılmıyorsam 2015 sınav sorusudur tarihte. Gelelim İbrahim Çallı'ya arkadaşlarım. Zeybekler tablosu, Hatay'ın ana vatanı özlemi gibi eserleri vardır. Hikmet Onat, siperde mektup okuyan askerler resmi ona aittir. Mehmet Ruhi Arel, Atatürk köylülerle ya da Türk ordusunun İstanbul'a girişi eserleri Mehmet Ruhi Arel'e aittir. Vecihi Hürkuş, yine soru bekliyorum bakın şu dört. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şuradan soru gelsin abi ya. Yani nereden gelecek ki? Allah aşkına sen de fikrini yazsana yoruma. Nereden gelecek? Buradan çok güzel sorular gelir. Vecihi Hürkuş ilk sivil havacılık okulunu kurmuştur arkadaşlarım. Gelelim Fatih Gökmen'e. Bak şurada zaten Gökmen diyor. Gök adamı Ahmet Davutoğlu gibi espri yapayım. Nevşehir en yeni şehrimiz falan diyeyim. Sesim de ona benziyor artık zaten. Fatih Gökmen arkadaşlarım Kandilli Rasathanesi'nin kurucusudur. Cahit Arf Arf teoremini ortaya koyan ünlü matematikçidir ve 10 TL üzerinde resmi bulunuyor. Halil İnalcık bence soru ihtimali fazladır. İlber Ortaylı'nın hocasıdır. Tarihçilerin kutbu olarak bilinmektedir kendisi. Şeyhül Müverrihin olarak yani tarihçilerin şeyhi olarak da bilinir Halil İnalcık. 2016 yılında 100 yaşında vefat etmiştir. Reşit Galip arkadaşlarım Reşit Galip sorulmaz ama andımızın yazarıdır. John Dewey daha önce söylemiştim eğitim alanında getirilen uzmandı John Dewey. Saffet Arıkan öğretmen ihtiyacını karşılamak için eğitmen kurslarının açılmasına öncülük etmiştir. Hulusi Behçet, Behçet hastalığını bulmuştu. Mülkiye Mektebi'ne dikkat ediyoruz demiştik. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönüştürülmüştü. İlk nüfus sayımı ise 1927 yılında yapılmıştır Türkiye Cumhuriyeti'nde. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı ise 2. Mahmut dönemindeydi. Arkadaşlarım bu ünitemizde de bu kadardı. Şimdi artık Atatürk dönemi Türk dış politikasıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu arada bu ünitede gerçekten daha fazla daha ayrıntı bilgi istiyorsanız zaten konu anlatım videolarım mevcut arkadaşlarım. En özet şekilde... Burada olduğu gibi anlatabilirim. Daha fazlasını istiyorsanız da lütfen oradaki videoları izleyin. Emin olun çok çok iyi anlayacaksınız. Sadece burada hem biraz yorgunluk hem sesimin gitmiş olması biraz belki enerjimi düşürmüştür. Bunun için kusura bakmayın diyorum ve sizleri eğitimle kalmaya davet ediyorum. Görüşürüz.